Bu yıl 85.'si düzenlenen Oscar ödüllerinde adaylar belli oldu. En iyi film dalında bu sene 9 film yarışıyor. Steven Spielberg'ün yönettiği Lincoln, Altın Heykel'in en önemli favorilerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'un hayatını konu alan film, Akademi Ödülleri'ne en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi erkek oyuncu da dahil olmak üzere toplam 12 dalda aday gösterildi. Bu sene Oscar ödüllerinin en güçlü adayları hiç şüphesiz Steven Spielberg, Sally Field ve Daniel Day-Lewis. Akademi ödüllerinde aranan tüm özelliklere sahipler. Altın Heykel kesinlikle üçünden birine gidecek. Quentin Tarantino'nun son filmi Zincirsiz de en iyi film dalındaki adaylar arasında yer alıyor. Amerikan İç Savaşı'ndan 2 yıl öncesini anlatan hikayede bir avcı ile kölesi arasındaki ilişki konu alınıyor. Bugün 5 Oscar adaylığı, dün 5 BAFTA adaylığı. Çok güzel bir hafta geçirdiğimi söyleyebilirim. Ödül törenleri gerçekten çok eğlenceli. Birçok eski arkadaşınızı, birlikte çalıştığınız insanları görme fırsatı buluyorsunuz. Gerçekten harika bir parti ve bu partiye davet edilmek çok hoş. Akademi ödüllerinin sürpriz adayı, Türkiye'de bugün gösterime giren Düşler Diyarı. Yönetmenliğini Ben Zetlin'in üstlendiği ve Cannes'da Altın Kamera ödülünü kazanan film. Akademi ödüllerine 4 dalda aday gösteriliyor. En iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen 9 yaşındaki Kiranzai Wallis ise bu dalda şu ana kadar aday gösterilen en genç oyuncu. Prodüktörlerle birlikte sabah 3'e kadar oturup ödüller hariç her şeyden konuştuk. Sonra ben biraz kestirdim, kalktığımda aday seçilmiştik. Hep beraber gidip bunu kutladık. Jenerikte adımı gördüğüm zaman gerçekten heyecanlandım. Adımın akıp gitmesini izledim. O günden beri etrafımdaki herkes sadece film hakkında konuşuyor. Yönetmen, prodüktörler, herkes. Pablo Larraín'in ikinci kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu No, yabancı dildeki en iyi film kategorisinde yarışan ilk Şili yapımı olma özelliği gösteriyor. Gael Garcia Bernal'in başrolünü üstlendiği film dünya premierini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirmişti. Bu film diktatörlükten demokrasiye doğru ilerleyen bir halkın hikayesini anlatıyor. Bu olayları dünyaya gösterdiğimiz için mutluyuz. Esto dejó de ser una campañita cuando empezó a ser materia de Estado. Michael Haneke'nin yönettiği ve Altın Palmiye'nin sahibi Amur da yabancı dildeki en iyi film dalında yarışan filmler arasında yer alıyor. Adayların birçoğu duymaya alışık olduğumuz isimler. Onların arasında otör sinemasından bir örneğin olduğunu bilmek umut verici. Amur ayrıca en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi özgün senaryo ve en iyi kadın oyuncu dallarında da aday. Oscar ödülleri 24 Şubat'ta Los Angeles'ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Tu es un monstre parfois. Non mais qu'est-ce qu'il y a, t'es devenu fou? Assieds-toi. Non mais je veux pas m'asseoir. Qu'est-ce qui se passe ici?